American English video serimizde hem İngilizce konuşmayı öğreneceksiniz hem de internet ve bazı TV kanallarında yayınlanan alt yazılı dizileri alt yazısız izleyebileceksiniz. Bu nasıl olacak sorusunun cevabını merak edenlere cevabım şöyle olacaktır. American English yayınında kullanılan bütün cümleler Amerikan dizilerinden alınıp sizler için çevrilmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi ilk cümlemizle başlıyoruz. İlk cümlemiz Let's try it. Let's try it. Let's try it. Deneyelim hadi. Bir şey denemeye başlıyorsunuz ya. O zaman ne diyoruz? Deneyelim hadi. Şunu bir deneyelim anlamında bir cümle, tamam mı? Burada let's haydi anlamına geliyor. Try denemek anlamına geliyor arkadaşlar. İkinci cümlemiz I got distracted. I got distracted. I got distracted. Dikkatim dağıldı. Dikkatin dağılması got distracted arkadaşlar. Got veya get distracted. I da ben olduğu için benim dikkatim dağıldı. Mesela Ali got distracted olsaydı Ali'nin dikkati dağılmış olacak. Tamam mı? Ali got distracted olsaydı. Üçüncü cümleye geliyoruz. We're selling our new car. We're selling our new car. We're selling our new car. Yeni arabamız satıyoruz. Yeni arabamızı satıyoruz. Dördüncü cümlede I can't guarantee, I can't guarantee, I can't guarantee. Garanti veremem, garanti edemem anlamında bir cümle. Beşinci cümlemiz we've completed our assignment, we've completed our assignment, we've completed our assignment. Biz görevimizi tamamladık, biz görevimizi yaptık anlamında, bitirdik anlamında bir cümle değerli arkadaşlar. Altıncı cümleye geliyorum. We need cash, we need cash, we need cash. Bize nakit lazım. Burada cash nakit para anlamına geliyor. Need de ihtiyacı olmak, lazım olmak anlamına geldiğinden dolayı bize nakit lazım cümlesi oluyor. We need cash. Yedinci cümleye geliyorum değerli arkadaşlar. I was bluffing. I was bluffing. I was bluffing. Bluff yapıyordum. Bluff, bluff. Yani zaten İngilizceden gelme. Bluff anlamına geliyor bluff. Bluff yapıyordum oluyor. Sekizinci cümlemiz it was a good bluff. It was a good bluff. It was a good bluff. Harika bir blöftü. Burada good harika anlamında kullanılan bir sıfat oluyor. Bluff'ı zaten demin de söylemiştim. Blöf anlamına geliyor. Dokuzuncu cümlemiz you almost had me. You almost had me. You almost had me. Sen neredeyse beni kandırıyordun anlamında bir cümle. Almost neredeyse anlamı veriyor. Evet arkadaşlar, onuncu cümledeyiz. Prove it. Prove it. Prove it. Kanıtla, ispat et. Birisine bir şeyi kanıtlamasını istediğimiz zaman ne deriz? Kanıtla, ispat et. Bunun işte İngilizcesi prove it. 11. cümlemiz don't worry so much. Don't worry so much. Don't worry so much. O kadar çok üzülme, o kadar çok kafaya takma anlamında bir cümle. Birisini teskin ederken, birisini rahatlatırken arkadaşlar kullanırız bunu. 12. cümlemiz it's getting dark. It's getting dark. It's getting dark. Hava kararıyor. Yani akşam oluyor anlamında bir cümle. Hava kararıyor, akşam oluyor anlamında bir cümle. 13. cümlemiz I got to go. I got to go. I got to go. Gitmek zorundayım. Evet, gitmek zorundayım. Bu cümle I have to go da olur ama I got to go, ben dedim ya bunları Amerikan dizilerinden aldığım için bu cümleleri oradan direkt alıp koyuyorum arkadaşlar. Yani kendim kattığım bir şey yok. Çünkü ben normalde bir Türk'üm, Türk vatandaşıyım. Bir İngiliz kaynaktan bir filmden almak tabii ki en sağlıklı, değil mi? Sizin için en sağlıklı, en güzel öğrenme yolu. O yüzden oradan direkt aldığım için koyuyorum. Ama bunu daha çok Amerikan konuşmalarında rastlıyoruz arkadaşlar. I got to, I have to'dur, I got to diye kullanılıyor. Zorunda olmak. Tamam. 14. cümleye geliyoruz arkadaşlar. Where have you been? Where have you been? Where have you been? Nerelerdeydin? Neredeydin? Hani mesela bir anne çocuğuna akşam olmuş geç gelmiş ya ne yapar? Neredeydin? Nerelerdeydin diye bağırır ya. Aynı. Where have you been? O anlamda bir cümle. 15. cümle come up. Yukarı gel. Come up. Come up. Şeklinde bir ifade. Yukarı gel. Bir patronunuz üst katta çalışıyordur. Telefonda ne yapar? Come up. Yukarı bir gel der, değil mi? Veya bir müdür müdür yardımcısı böyle veya ikinci kata çağırırlar. Üçüncü kata çağrıldığı zaman veya dışarıdasınız. Adam pencereden konuşuyor. Yukarı gel diyor ya. Come up anlamına geliyor. Evet arkadaşlar. 16. cümlemiz let's start. Let's start. Let's start. Bakın let's ile ilgili ikinci cümlemiz oldu bu. Bu sefer başlayalım. Yine let's biliyorsunuz. Haydi demek start getirmiş. Haydi başlayalım. Haydi şu işe başlayalım anlamında bir cümle. 17. cümlemiz I call you. Seni ararım. I call you. I call you. Seni ararım, seni arayacağım anlamında. Bir arkadaşınız ayrıldıktan sonra ne diyorsunuz? I call you. Seni ararım, seni arayacağım anlamında kullanıyoruz, değil mi? İşte o I call you oluyor. 18. cümlemiz arkadaşlar. Everything is okay. Her şey yolunda.
Everything is okay. Everything is okay. Her şey yolunda, her şey iyi durumda anlamında bir cümle. Yine Amerikan filmlerinde çok çok dizilerde çok rastlarsınız. Film veya dizilerde çok çok rastlayacağınız bir ifade. 19. cümle clear. Clear. Clear, temiz. Bunu birçok arkadaşımız şu anda aranızda biliyordur ama ben bunu özellikle seçtim. Biliyorsunuz yine dizi filmlerde polis baskın yaptığı zaman mesela FBI özellikle bir veya New York polis teşkilatı bir baskın yapıyor ya. Ne yapıyor? İlk önce bir polis gönderiyor. Oranın emin olduğundan yani oranın temiz olduğunda emin olduğu zaman hani hiçbir tehlikeli unsur olmadığı zaman ne yapıyor? Clear diyor değil mi? Ondan sonra diğer arkadaşları geliyor silahla. Clear yani burası temiz. Öbür taraftaki arkadaşlar diyor clear. Öbür polis de diyor clear. Yani burası temiz, burası temiz, burası güvenli anlamında söyledikleri bir söz. Tamam? Yani clear hem temiz anlamında hem de burada tehlikeli bir unsur yok anlamında kullanabiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar dersimiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.